Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta İstanbul'da TÜYAP Kongre Merkezi'nde mobilya sektörünü ilgilendiren çok önemli bir fuar vardı. Biz de o fuara gittik ve Türkiye'nin en önemli sandalye firmalarından birisi olan Sandalye Fabrikası'nın standına konuk olduk. Bakalım Sandalye Fabrikası'nın standında neler var? Genel Müdür Sertaş Karataş anlatıyor. Sevgili seyirciler, bundan tam 6 yıl önce Vizyon'un yeni başladığı dönemlerde sizlere bir firma tanıtmıştık. Zonguldak-Bartın arasındaki Yenice bölgesindeydi bu firma. Ama aradan geçen 6 yılda gerçekten tam anlamıyla büyüdüler ve şimdi devasa bir şirket oldular. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Türkiye'ye geldiği zaman onun oturduğu sandalyeleri yapan firma Sandalye Fabrikası'ndayız şimdi. Yanımızda firmanın sahibi Sertaş Bey var. Sertaş Karakaş'la bu 6 yıllık zaman diliminde neler değişti, neler gelişti onları konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. 6 yıl zaman geçti, biz de artık biraz büyüdük, biraz genç olduk. Siz artık gençliğin ötesine geçmişsiniz, gerçekten tebrik ediyoruz. İnanılmaz güzellikteki sandalyeler, masalar vesaire birçok ürününüz var. Neler oldu bu 6 yılda? Firmamız biliyorsunuz 6 sene önce iki ayrı bölgede faaliyet gösteren orta çaplı firmaydı. Evet. Bugün nereye geldik dersek, bugün 45 bin metrekare alan üzerine kurulmuş 20 bin metrekare tesisi olan iki ayrı fabrikada üretim yapan güzel bir şirket doğdu. Firmamız Avrupa bölgesinde birinci. Daha dünyaya açılmadık. Dünyaya açıldığımızda göreceğiz ki tahmin ediyorum yine birinci. Organizasyon ve düğün ekipmanlarında en büyük firma olma yolunda ilerliyoruz şu an. Peki, o zaman Yenice'deydiniz. Şimdi sanıyorum Çaycuma Organize Sanayi'desiniz değil mi? Evet, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Orada iki ayrı fabrikamız var. Evet. Faaliyetlerimizin tamamı şu anda orada devam ediyor. Oradan dünyaya sandalye üretiyoruz. Kimse ayakta kalmasın diyoruz. Evet, ne güzel. Şimdi sandalye fabrikası çok iddialı bir isim. Artık bu işi tamamen profesyonel hale getirdiniz ve bir fabrika haline geldiniz. Başlangıçta bu kadar büyüyeceğinizi tahmin ediyor muydunuz? Şimdi 6 yıl önce de hatırlarsanız benim o günkü konuşmalarımda da her zaman şunu iddia etmiştim. Bir hedef olması lazım. Evet. Biz hedefimizi yüksek koyduk ki ona ulaşmak için uzun bir yol olduğunu bilelim ve ona doğru yürüyelim dedik. Hedefi doğru yerde doğru zamanda koymuşuz ve o yolda ilerledik. Şu an için çok şükür başardığımıza inanıyorum ama daha yolun daha hala başındayız. Artık küçük bir orta ölçekli işletme değil, büyük bir işletme olma yolunda ilerliyoruz. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu sayede de başarılı bir firma olmak için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz tabii ki. Kimlere hitap ediyorsunuz? Yani daha çok organizasyon firmaları mı sizden bu ürünleri alıyor? Direkt gelip sizden mi alıyorlar yoksa alıp satıyorlar mı? Nasıl yapıyorsunuz? Ürünlerimizin çok segmentte kullanılabiliyor. Bunlar düğün mekanları olsun, oteller olsun, proje işleri olsun. Biliyorsunuz 2 yıl önce plastik yatırım da yaptık. Plastik sandalye fabrikası da kurduk. Bununla ilgili yatırımlarımız sayesinde ürün gruplarımız çok çeşitli hale geldi. Müşteri portföyümüz çok çeşitli hale geldi. Yani şu anda insanın var olduğu her yerde potansiyel müşteri olarak satış yapmaya çalışıyoruz. Sertaş Bey, bugüne kadar sandalye fabrikasının ürettiği sandalyelerde hangi ünlüler oturdu? Bununla ilgili siyasi açıdan bakarsak Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Libya Devlet Başkanı lideri Kaddafi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev. Irak Bölgesel Kürt Yönetim Başkanı Mesut Barzani. Bunlar bizim sandalyemizde oturan siyaset devlet adamlarımız. Bunlar bildikleriniz değil mi efendim? Bunun haricinde zaten sanat camiasında zannetmiyorum ki oturmayan kalmadı. Türkiye'de de. Çünkü bütün organizasyonlarda sizin sandalyeleriniz kullanıyor değil mi efendim? Evet. Biraz önce dediğim gibi yani Avrupa'nın ve hatta dünyanın diyebiliriz artık bilmiyorum. Hatta buradan da diyelim ki dünyanın en büyük firması biz diyelim. Organizasyon ve bu tarz ürünlerde kullanılan, sektörde kullanılan, üretilen ürünlerin tedarikçisi olarak biz diyelim. Bakalım karşımıza rakip çıkacak mı? Şu an bir iddia ediyoruz ki biziz. Peki o zaman bu kadar iddialı olduğunuz ürünlerinizi seyircilerimize bir tanıtalım. Bir dolaşalım bakalım bu standta neler var, nasıl sandalyeler var. Olur mu? Tabii ki. Memnuniyetle. Evet, şuradan başlayalım. Sevgili seyirciler, buradaki şıklıktan da gördüğünüz gibi burası bir düğün masası.
Eğer bir gün evlenmek istiyorsanız ya da yakınlarınızdan biri evlenecekse bence burası muhteşem güzellikte bir masa ve sandalyeleri. Bunun sanıyorum buradaki dekorlar haricindeki her şeyini siz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Nedir bunun adı? Bir de isimleri var galiba değil mi bunların çünkü? Bu ürünümüz Napolyon sandalye. Napolyon sandalye. Evet, Napolyon altın olarak geçiyor. Ahşap modelimiz. Bu ürünümüz göz bebeklerimizden bir tanesi. Galiba bu tür organizasyonlarda da altın rengi daha çok tercih ediliyor değil mi? Tabii ki ağırlık olarak beyaz, altın, gümüş ve siyah renkler kullanılıyor. Bunun haricinde diğer tabii ki farklı renkler de kullanılabiliyor müşterinin talebine göre. Evet sevgili seyirciler, burası da gördüğünüz gibi bar sandalyeleri ve yüksek bir masa. Gerçekten çok şık, ben çok beğendim bunu. Siyah da rengi çok güzel. Bunun adı nedir? Bunun adı Napolyon bar sandalyesi. Bu da bar masası olarak geçiyor, tornayak. Bunlar isterseniz tornayaklı, isterseniz lükans ayaklı, isterseniz U masa dediğimiz kütle ayaklı olabiliyor. Yani biz modeli veriyoruz, üzerinde oynamalar yapabilirsiniz diyorsunuz değil mi? O konuda sıkıntı yok zaten. Burası plastik ürünlerimizin olduğu bölüm. Plastik sandalyelerimiz, plastik Tiffany sandalyemiz, plastik Napolyon sandalyemiz. Burada yine plastik Konex dediğimiz bir modelimiz var. Peki Sertaç Bey, burada görülen her şey plastik mi? Tabii bu bölge plastik. Ama bunlar ahşap gibi görünüyor. Tabii zaten birebir ahşap görünümlü plastikler üretiyoruz. Dediğim gibi biz sektörümüzün dışına çıkmadık. Biz düğün ve organizasyon sektöründe kullanılan ürünlerin imalatını yapan bir firmayız. Burada gördüğümüz masayı ben bugüne kadar hiçbir yerde görmedim. Gerçekten inanılmaz şık. Düğünler için birebir güzel bir masa. Bu özel bir üretim galiba değil mi? Tabii ki bu bir proje ürünü. Es masa olarak geçen bir ürünümüz. Genelde düğün organizasyonlarında ve özel yemeklerde kullanılan bir ürün. Bunlar es olabilir, sonsuzluk olabilir, D masa olabilir. Diğer farklı özel tasarımlar da olabilir. Damla veya bukle gibi. Sandalye fabrikasının ürettiği sandalyelerin yanısına gerçekten çok özel masalar da var. Bunlardan bir tanesi de şu önümüzde bulunan siyah bir masa, ışıklı bir masa ve sanıyorum içinde sonsuzluk göstergesi görüntüler var değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Masamızın içerisinde supla dediğimiz ürünleri koyduğumuz yerde suplayı kaldırarak farklı bir konsept yaratmak için, oluşturmak için derinlik veren içerisine led ışıklarla görünüm sağladık. Evet. Etrafındaki sandalyeler ise polikarbonat dediğimiz şeffaf özelliğe sahip şık bir sandalye. 2016 yılında müşterimize sunmaktan gurur duyduğumuz bir sandalye. Bu senenin modeli ve bu senenin en çok rağbet görecek ürünü diye çalışmalarımızı tamamladık. Sevgili seyirciler, şu plastik sandalyeyi görünce insan oturmaya korkuyor. Çünkü zannediyor ki bu hemen oturunca kırılacak. Hatta böyle birazcık kilosu olanlar sanıyorum buna oturduğu zaman bir kere daha düşünerek otururlar diye düşünürken aslında bunun böyle olmadığını anladım. Neydi efendim bunun özelliği? Polikarbonat olması bizim için materyal olarak zaten plastik biliyorsunuz dünyada en kaliteli ürün olarak polikarbonattır. Yani kırılmıyor bu ürün değil mi? Evet, kırılmaz. Sonuçta materyal olarak zaten şöyle söyleyeyim size. Polislerin koruma kalkanı olarak kullandığı materyalin aynısıdır aslında. Yani baktığımız zaman cam gibi bir görselliği var ama aslında kırılganlığı olmayan bir üründür. Peki biz bir Avrupa kanalıyız. Dünyanın 100'e yakın ülkesinde izleniyoruz. Acaba bu haberi izleyenler, sizden sandalye almak isteyenler, masa almak isteyenler için kapılarınız açık mı? Ya da bayilik almak isteyenler, ürünlerinizi alıp yurt dışına götürmek isteyenler için nasıl bir prosedür işletiyorsunuz? Tabii ki. Zaten firmamızın adı da biliyorsunuz Sandalye Fabrikası. Evet. Sandalyefabrikası.com adresimize girdikleri zaman oradan iletişim bilgilerimize de ulaşabilirler. Bize ulaştıkları zaman, bizimle çalışmak istedikleri zaman biz de onlarla çalışmak için memnuniyet diyoruz. Diyorsunuz ki dünyanın öteki ucunda da olsalar, bize ulaştıkları takdirde biz istedikleri talepleri yerine getirir ve onlara ulaştırırız. Aynen. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Biz teşekkür ederiz tekrar. Sevgili seyirciler, eğer masa ya da sandalye ile ilgili ama özellikle sandalye ile ilgili bir talebiniz varsa, kafanızda yarattığınız modeller varsa ya da bu sektördeyseniz,
organizasyon yapıyorsanız, otel işletiyorsanız, düğün salonunuz varsa mutlaka ve mutlaka sandalye fabrikasının modellerini görmeden karar vermeyin. Eğer yurt dışındaysanız ya da Türkiye'deyseniz gelip Çaycuma'daki, Zonguldak Çaycuma'daki organize sanayi bölgesinde onlarla görüşebilirsiniz, birebir görüşebilirsiniz. Ya da internetten onlara ulaşabilirsiniz. Bu kadar güzel modelleri, farklı modelleri bulabilmek için bir adım atmanız yeterli. Bizden söylemesi. Üç genç kardeşin başarıyla çıktığı bu yolculukta onlara başarılar diliyoruz biz de. Vizyon devam ediyor.